Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir GTA San Andreas Definitive Edition Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA San Andreas Definitive Edition Mobile'a açık dünya görevlerinden kaldığımız yerden tam gaz serimize devam ediyoruz. Önceki bölümde sizlerle beraber biraz kanser olmuş olsak da polislik görevine sizlerle beraber Hunter helikopteri sayesinde yapmıştık. Keşke tank kullansaydım demedim değil açıkçası. Biraz sıkıntı yaşadık ama üstesinden de geldik. Hatta son aldığım video kaydı da diğer denemelerime, seferlerime kıyasla çok daha iyi geçtim. O yüzden çok da ciddi bir problem değil açıkçası. En azından sizin gördüğünüz kayıt fazlasıyla okey. Bu arada sanki normal Mumi versiyonunu oynamışım da hızlıca geçmişim gibi. Tabii o kadar da hızlı değil ama olsun da. Neyse bir şekilde üstesinden gelmeyi başardık. Bu bölümde de sizlerle beraber Las Ventras'taki açık dünya görevlerine başlayacağız. Tabii yapabileceğim birden fazla opsiyon var. Ben en iyisi motor okulunu aradan çıkartayım. Hem motor yeteneğimiz vesaire artar. Ondan sonraki açık dünya bölümünde de muhtemelen eğer ki şey yapmazsam, üşenirsem, ne yalan söyleyeyim, üşenirsem bunu baştan söyleyeyim. Üşenirsem motor kuryeciliği, yani bölge şartta çalışacağız. Eğer üşenmezsem de bir çılgınlık yaparsam da Las Ventras'ta da biliyorsunuz ki atlarını topladığımız bir objektif var. Hani nasıl Los Santos'ta grafiti, San Fierro'da da fotoğraf çekme varsa, burada da dostlar atlı toplama görevi var, objektifi var. Onu da sizlerle beraber yapmak istiyorum. Ki gelecek haftaya üşenirsem ondan sonraki hafta zaten yapmak zorunda kalacağım gibi bir şey yani. Eninde sonunda aradan çıkarmam gerekecek. Kolay bir görev olmayacak, uğraştırıcı olacaktır. Ama yine de elimizden geleni ardımıza koymayacağız, yapacağız. Kısacası planlarım da bu şekilde. Biraz uzun bir giriş oldu ama olsun da. Neyse daha fazla GTA San Andreas Definitive Edition Mobile videoların gelmesini istiyorsanız ve sitemize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacağım. Benim Rabbim kamu zarar verirseniz ne yapacağınız zaten çok eşekli biliyorsunuz. Ya da stadyum görevini de yapabilirim. Stadyum görevi de mantıklı. Boşlamaktansa diğer açık dünya görevlerine odaklanırım daha iyi en azından. Bir şeyler yapmış olurum. Çarşamba video atamadım. Cuma zaten normalde ana hikaye gelmesi gerekiyordu. Ama merak etmeyin arkadaşlar, toparlayacağız. Evet, 360 ile başlayacağız. Zaten bu fazlasıyla kolay. Şöyle direkt kaydırma direkt tuşuna basıp sağ ya da sol basılı tutuyorsunuz. Hop zaten %100. Evet, ikinci test. Burada da düz rampadan atlıyoruz. Yok, rampadan atlamıyoruz. Sorry. Direkt olarak döneceğiz. Aynen şöyle. Bir dakika, niye böyle oldu ya? Tamam işte, ardından geri döneceğiz, tamam. Ha, bir an durdu, ondan dolayı test gitti o zaman. Ama yani renderlaması uzun sürdüğü için biraz gereksiz zorlandım gibi oldu ama en azından altın madalya. Ha, tamam, ön kaldıracağız. Ön kaldırılır. Ön kaldırılır da ön kaldırabilmemiz için bizim ayarlar kısmından gameplay miydi? Yok, kontrol. Buradan analog yapmamız gerekiyor. Buradan analog yapmamız gerekiyor. Oklarla çünkü ön kaldırma, arka kaldırma gibi bir şansımız söz konusu değil. Altın madalya bu arada kolaydı. Evet, bu sefer de rampadan atlama. Normalde 180 de var bu arada. 180 diyorum hani. Ön kaldırdık ya az önce. Arka kaldırma da var. Ama burada yok sanırım. Evet, yok, direkt bitti yalnız. Ha? Nasıl ya? 4 tane test mi vardı sadece? Şaka mı bu? Bu kadar kolay olmamalı. Bunu yaptık, tamam. 360. 180. Tamam, ön kaldırma. Bir de rampa. Aa. Nasıl ya? Şaka mı oğlum bu? Adamlar koya koya 4 tane test koymuş sadece. Lan bot testi bu kadar şey değildi. Kısa sürmüyordu. Neyse, NRG 500 falan çektik altımıza. Allah Allah, bu neydi ya şimdi? Ya bari gideyim de bir ev falan alayım bari. Biraz videoyu doldurayım, böyle olmaz. Yemin ediyorum harbiden bir ara San Fierro şehrindeyken Torino'nun olduğunu sandığımız helikopteri patlattığımız bir görev vardı ya. Düşündüğümden fazla kısa sürmüştü. O zaten kısmen içime oturmuştu. Aklıma direkt olarak o geldi.
Onun gelmesiyle beraber yok abi olmaz o kadar da değil ya. O kadar da değil abi. Bari birkaç tane bir mülk falan alalım. Aradan çıkartalım videoyu dolduralım hani. Hem zaten %100 ulaşmak için bunları da yapmamız gerekiyor falan ya. Sohbet muhabbet de olur aynı zamanda. Orada yüzde kaça geldik oyunun? Onu bir öğrenelim. Yüzde tam 61,5. Tam 61,5. Tamam biz şimdi neredeyiz bu arada? Sol tarafa doğru şey yapıyoruz. Paramız biter mi acaba onu da aldığımızda ya? Sanmıyorum. Deneyeceğim ya. Alacağım yani orayı. Oradaki ev gerçekten güzel bu arada. Buradaki ev güzel. Garajlı marajlı bir de yine. Bu arada artık motordan düşme şansımız bayağı bir düştü. Zaten ondan dolayı da yapmak isterim. Çünkü motor kullanacağımız durumlar vesaire olacak. İhtiyacımız olacak. Hem %100 demek için de güzel bir bahane oldu. Ama ben bu kadar kısa süreceğini düşünmüyordum. Hani bu kadar kısa süreceğine şahsen hiç inanmıyordum. Bu arada bahsettiğim ev burası değil ama burası da yine garajlı marajlı. 30 bin dolar da buradan gitti. Okey tamam güzel. Bu arada ben daha fazla ev almayayım. Las Ventas'ın merkezi taraflarına gideyim. Çünkü orada otel daireleri var. Onları alıyorsunuz. Ve çok daha ucuza geliyor. Yani para kalmadı. Para kalması lazım biraz. Hani madem parayı bitiriyoruz. Birkaç tane mülk alarak parayı bitirelim ki %100'e biraz daha fazla yaklaşmış oluruz. Hani bir tane daha ev alıp öyle bölümü bitirmek istemem açıkçası. Dediğim gibi biraz fazla beklenmedik oldu bu. Yani 4 tane test nedir be kardeşim? 4. 4. Tamam hani arka kaldırma falan olmaması güzel de bu kadar az test olduğunu ben bilmiyordum. Kaç tanesini çıkarlar hiçbir fikrim yok ama hala tuhaf hissediyorum. Ulan girişi yapmam 2 dakikaydı zaten. Bir de gereksiz ikinci teste böyle bir git gel falan oldu. Yapamadım başta falan. 2 dakika falan sürdü yani topu topuna. Bu arada bir ara jimlere falan da gideceğiz. Onun için ayrı bir bölüm yapacağım. Aynı mobilde yaptığım gibi zamanında. Şöyle bir haritaya bir kez daha bakıyorum. Ha, kıyafet falan değiştirmemiz gerekiyor. Kıyafeti değiştireceğim. Kıyafeti değiştireceğim bu arada. Las Ventas'taki ilk görevimizi yapıp ardından kıyafet değiştirebiliriz aslında. Hani yeni geldik ya zaten. Rahat olun yani. Aslında direkt kıyafet değiştirmeye de vakit ayırabilirdim evet. Ama yani bu mülkleri de sizlere göstermezsem olmaz. 6000 dolara otel dairesine bak. Tamam belki ev değil ama otel sonuçta. Şeymiş ama aslında değil mi? Odayı kiralıyoruz bir günlüğüne. Böyle bir olay yaşanıyor. Orada da mı ev varmış ya? Burada da mı ev var ya? Ben buradaki evi hatırlamıyorum. Ha tamam hatırladım tamam. Orası da 20 bin dolar galiba. 10 bin de olabilir. Orayı şu an almayayım. Orayı şu an almayayım. Orada hatta yukarıda mıydı neydi? Bir tane atlalı var hatta. Hatırladım. Sonradan hatırladım. Sonradan da olsa aklıma geldi. Oh şükür yani. Demek ki hafızamı tam olarak kaybetmemişim. San Andreas'la alakalı. Ay neyse. Şuradan iki tane daha mülk alalım. Ardından da Woozie'nin direkt şeyin yanına. Gazinosu'nun yanında oyunu kaydeder. Bölümü de bitiririz. En azından bir tık daha uzun sürmüş oldu. Yani görevin iki katı açık dünyada gezmek gibi oldu. Ama en azından video makul bir süreye geldi sayılır. Benim açımdan en azından tabii. Siz San Andreas severler için gram tatmin edici olmadığını farkındayım. Ama en azından doldurmaya çalışıyorum. Normal mobi versiyonu olsa biraz daha hani gameplay anlamında akıcı olur. Bir tık daha eğlenceli olurdu o açıdan. Ama maalesef definitive edition olunca böyle oluyor. Yani her bölüm söylüyorum. Her video söylüyorum neredeyse hemen hemen. Söylemeye devam ediyorum. Ve devam edeceğim. Bravo gerçekten CJ. Nasıl başardın acaba onu? Şimdi sen oraya da çıkamazsın değil mi? Allah seni kahretsin CJ. Allah seni gerçekten kahretsin CJ. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya şaka mısın abi sen ya? Bak buradan da çıkamıyor. Özürlü tuttu bizim CJ'in yine. Şaşırdık mı? Açıkçası hayır. Bu arada motor da düz duruyor lan. Motor da düz durmuş bildiğiniz. Oha. Ben uçtum o kadar motor becerimi geliştirdim. Yine yem oldum motora hiçbir şey olmadı. Motor gibi motor be. Motor da abi motor ha. O harbiden motor da motor yani. Neyse. Hemen Buzi'nin gazinosunun önüne gidelim. Oyunumuzu kaydedelim.
Ve ardından da bölümü artık bitirelim. Dediğim gibi sıradaki ana hikaye bölümünde de artık kıyafetlerimizi değiştiririz. Neyse ki ona para ayırdık. Ona para ayırdık ama şurada da bir tane yer var. Yine para edecek bu arada, sıkıntı yok. Bu da otel. Hatta benim açık ara en çok beğendiğim otel dairesi burası. Mısır piramidimsi bir manzarası falan yeri var ya. Bakın göreceksiniz şimdi. Gördüğünüz gibi. Bildiğin Mısır piramidi. Firavun. Gayet tatlı bir yer yani. Ama keşke evlere girip böyle manzarayı falan izleyebilsek. Mesela balkon malkon olsaydı mesela boyunda. Bence muazzam ötesi olurdu. Güzel detay olurdu kesinlikle. Yani şöyle otel dairesine geçip Mısır piramidini izlemek falan. Güzel olurdu yani. Evet, Buzi'yi görmek için 4 ejderhalar gazinosunun içine gir diyor. Biz onu sıradaki ana hikaye bölümünde yapacağız. Yani pazar günü. Pazar günü yapacağız. Evet, Gringo'nun üstüne kaydettim oyunu. Yavaştan da kapanışı yapayım ben. Yüzde kaç bitirdik oyunu şimdi? Bakın %64'e çıktı, aradaki farkı siz görün. Evet, sıradaki bölümün gibi ana hikaye yakıyor olacağız. Bilginize tekrardan. Umarım keyif almışsınızdır olduğu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız, destek olmak isterseniz videoya bir beğeni bırakmayı. Kanalımıza abone değilseniz ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza onu yapmasından, başka üyelerimizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Ve eğer ki ekstradan destek olmak isterseniz de videoya hype puanı gönderebilirsiniz. Beğeni attıktan sonra zaten direkt yorumlar kısmında gözüküyor. Haberiniz olsun bilmeyenler için. Evet, tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.